Bolu Valisi Ahmet Ümit Başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyi götürülmesi için il bazında planlanması gereken tedbirler ele alındı. 75 maddelik bir protokolde Bolu Valisi Ahmet Ümit Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Samettin Gündüz, İl Müftüsü Orhan Genç, Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve daire amirleri katıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 2020-2021 kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele, ulusal ve yerel uygulamaları değerlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, 81 il ve ilçelerde valiler ve kaymakamların başkanlığında kadına karşı şiddetle mücadele koordinasyon izleme kurullarının toplantılarının yapıldığını söyledi. Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda bir protokol oluşturulmuş. 75 maddelik bir protokolde kadına karşı şiddetin önlenmesine dair takip edilecek yollar, politikalar anlatılmıştır, izah edilmiştir. Bugün bu çerçevede 81 vilayetimizde ve bütün ilçelerimizde, illerde valilerin başkanlığı, ilçelerde kaymakamların başkanlığında kadına karşı şiddetle mücadele koordinasyon izleme kurulları toplantıları yapılacak. Bu toplantımızdan sonra konuyla ilgili yine ilgili dairelerimizin yapmış olduğu çalışmalar yerinde görülecek. Standlar gezilecek ve bu konuda çalışma yapan ofislerimizi ziyaret edeceğiz. Netice itibariyle bugün önemli bir konuda farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Vali Ahmet Ümit, kadına karşı şiddet başta olmak üzere her türlü şiddet eylemini kınadığını da dile getirdi. Dünyanın en şerefli varlığı olarak bildiğimiz, inandığımız insan iki unsurdan oluşmaktadır. Kadın ve erkek. Maalesef kadınlarımıza karşı yani ülkemizde de, tüm dünya genelinde de insani olmayan, insana yakışmayan şiddet eylemlerini görüyoruz. Bu hepimizi derinden yaralıyor. Çünkü kadın her şeyden önce bir anne, her şeyden önce bir eş, her şeyden önce bir arkadaş, her şeyden önce bacımız, kardeşimiz, kısacası insanız hep beraber. Ama şunu ifade etmek lazım. Kadına karşı şiddet sadece kadına karşı şiddet değildir. Kadına karşı şiddet zayıfa karşı şiddettir. Şiddetin her türlüsünü telin ediyoruz. Hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Ve her türlü şiddette en ağır, en ciddi şekilde cezalandırılması gerekir diye inanıyoruz. Elbette ki ülkemizin ilgili kurumları hem mücadele, hem suçluların cezalandırılması, yakalanması, cezalandırılması ve benzeri konularda gerekli hem mevzuat çalışması hem fiili uygulamalar yürütülmektedir. Temennimiz bütün insanlığın, bütün insanların, çocuklarımızın, kadınlarımızın, erkeklerimizin, yaşlarımızın, gençlerimizin, kısacası herkesin insanca yaşadığı, insanca gönlünce yaşayabildiği bir ortamın oluşmasıdır. Bu çerçevede çalışmalara emeğe geçen arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında valilik önünde stand açarak kadına karşı şiddete dikkat çektiler, vatandaşlara broşür dağıttılar. Toplantının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmaları yerinde görülmek üzere valilik meydanında kurulan standlar Bolu Valisi Ahmet Ümit ve katılımcılar tarafından gezilerek bilgi alındı. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve beraberindekiler daha sonra kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları görmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.